Merhaba Şifreli TED izleyenleri, ben Mertcan Orhan ve bugün bir rehber videosuyla karşınızdayız. Bu rehber videosunda sizlere Windows 10'u USB belleğe nasıl kuracaksınız ve bu USB bellek yardımıyla bilgisayarınıza nasıl Windows 10 yükleyeceksiniz, Windows 10 yüklü bir bilgisayarınıza nasıl format atacaksınız bunu anlatıyoruz. Tabi bunun için minimum 8 GB kapasiteli bir flash belleğe ihtiyacınız var. Bunu belirtmiş olayım. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan direkt olarak işlemlere başlayalım. Şimdi ilk olarak USB belleğimizi bilgisayara takıyoruz ve taktım. Şimdi buraya bir yere gelecek ve direkt olarak açıldı. Şu anda gördüğünüz gibi boş. Bu işlemi yapmadan önce bu USB belleği bir formatlamanızda fayda var. Bunun için hızlı biçimlendirseniz de olur. FAT32 olmasına dikkat edin. Ayrıca minimum kapasitenin de minimum 8 GB olması gerektiğini belirtelim. Ve ben direkt hızlı biçimlendir diyorum ve biçimlendiriyorum. Biçimlendirme tamamlandı. Şimdi ardından burayı tamamen kapatıyorum. USB belleğimiz takılı kalıyor tabii bu sırada. Evet, şimdi USB belleğimizi takıyoruz ve evet algıladı. Şimdi bu bilgisayara gelip buradan bu USB sürücümüzü biçimlendirmemiz gerekiyor. Ben zaten biçimlendirmiştim. Siz de biçimlendire tıklayıp bunu FAT32 dosya sistemiyle biçimlendirebilirsiniz. Hızlı biçimlendiri yapsanız da oluyor. Herhangi bir soruna yol açmıyor. Fakat kapasitesinin minimum 8 GB olması gerektiğini belirtmemde fayda var. Yani 8 GB'ın aşağısında bir kapasitede flash bellek ile bu Windows 10 kurulum işlemini yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Evet, ben zaten biçimlendirmiştim. Buradan çıkıyorum. Şimdi size aşağıda açıklama kısmında bıraktığım linkten Media Creation Tool'u indirebilirsiniz. Bu Media Creation Tool Microsoft'un Windows 10 kurulumu için yayınlamış olduğu bir araç ve gerçekten işleri son derece kolaylaştırıyor. Vermiş olduğum linkten de bu aracı rahatlıkla indirebilirsiniz Microsoft'un kendi sitesinden. Bu uygulamayı açtığımızda hemen açıyoruz ve bizleri bir pencere karşılıyor ve birkaç şeyi hazırlıyoruz ibaresi çıkıyor karşımıza. Şimdi biraz beklememiz gerekiyor. Evet, şimdi bizden burada bazı lisans koşulları için izin istiyor. Bunları zaten aşağı yukarı burada ne yazdığını tahmin ediyoruz. Bir göz atmanızda fayda var ve ardından kabul ediyoruz bunu. Evet, şimdi bizim için burası çok önemli. Çünkü burada iki seçenek karşımıza çıkıyor. Bu bilgisayarı şimdi yükselt ya da başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluştur. Bizim burada başka bir bilgisayar için yükleme medyası oluşturmamız gerekiyor. Bu bilgisayarı şimdi yükselt dediğiniz takdirde ise Windows 10'un en güncel sürümüne yükseltecektir. Ama biz bunu istemiyoruz. Şimdilik bizim amacımız bu USB flash sürücüye Windows 10'u kurabilmek. Ben ikinci seçeneği seçip ileri butonuna tıklıyorum. Ve burada şimdi dilimiz Türkçe, sürüm Windows 10 ve mimari olarak da 64 bit yer alıyor. Zaten aşağıda bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan ibaresini görüyorsunuz. Dilerseniz buradan direkt buraya tıklayıp sizin için önerilen ayarları kullanabilirsiniz. Ya da buradan mimariyi kendiniz belirleyebilirsiniz. Her ikisi ya da 32 ya da 64 biti tercih edebilirsiniz. Bu bilgisayar için önerilen seçenekleri kullan bizim tavsiyemiz oluyor bu durumda. Ve ileri butonuna tıklıyoruz. Şimdi USB flash sürücü ve ISO dosyası seçenekleri çıkıyor karşımıza. Burada ISO dosyası için bir DVD istiyor bizden. Yani CD istiyor. Ama bizim maalesef DVD okuyucumuz olmadığı için şimdi flash sürücüye kuruyoruz. Zaten biz bu kurulumları da genelde artık USB flash sürücüye yapıyoruz. Elimizde çok fazla CD kalmadı bildiğiniz üzere. Ve burada altta hemen en az 8 GB olması gerekir uyarısını görüyoruz. Bu uyarıyı biz dikkate aldık ve bunun içine bir 16 GB'lık flash bellek ayırdık bu iş için. Evet, şimdi bu flash sürücüyü de seçtikten sonra ileri butonuna tıklıyoruz. Burada direkt olarak algıladı çıkarılabilir sürücüleri. Burada eğer ki algılamazsa birkaç kere yenile butonuna tıklayabilirsiniz. Ben F'i seçiyorum ve ileri butonuna tıklıyorum. Şimdi burada Windows 10 indiriliyor. Bilgisayarınızı normal kullanmaya devam edebilirsiniz diyor. Bu indirmeyi şu anda internet üzerinden yapıyor. İnternet üzerinden indirdiği gibi de flash belleğinize kuracaktır Windows 10'u. Şimdi burada yapmanız gereken tek şey beklemeniz. Tabii dediği gibi bu sırada bilgisayarınızı kullanmaya da devam edebilirsiniz. Evet, şimdi %99'dayız tam olarak, böyle tam %99'da kalıyormuş falan, gerçekten çok kötü olur, o kadar bekledik. Sabırsızlıkla yüze gelmesini bekliyorum ve yüze gelmeden direkt indirmeniz doğrulanıyor
kısmına geçiş yaptı. Şimdi burada da %0'dan başlattı bizi. %100'e kadar da burada biraz bekleyeceğiz. Ama burası çabuk dolacak gibi. Windows 10 medyası oluşturuluyor. Burada indirilen dosyaları şimdi USB belleğe uygun bir şekilde toparlıyor program kendi kendine. Daha sonrasında da USB belleğe yükleme aşaması olacak. Evet, şimdi bitiş ekranımızı gördük ve ben çok mutlu oldum. Sonunda bitti. Biraz uzun sürüyor ama yapacak bir şey yok tabii ki de. Sonuçta Flash belleğe Windows 10 kurmaktan bahsediyoruz. Şimdi burada USB flash sürücünüz hazır uyarısını görüyoruz ve ben artık burayı tamamen kapatıyorum. Şimdi kurulum kapanmadan önce temizleniyor dedik ki neyse çok fazla beklemedik ve hemen kapandı. Şimdi kontrol etmek amacıyla tekrardan bu bilgisayara geliyorum. Ve burada artık görüyoruz ki bizim USB belleğimize Windows 10 kurulmuş, dolu gözüküyor. Evet, şimdi Windows 10'umuzu USB belleğimize kurduk. Şu elimde görmüş olduğunuz USB bellekte şu an bir Windows 10 yüklü. Peki biz bu Windows 10'u bilgisayarımıza nasıl yükleyeceğiz? Bilgisayarımızı nasıl formatlayacağız? Dilerseniz şimdi yine lafı daha fazla uzatmıyorum ve direkt o aşamaya geçiyoruz. Şimdi geldik kurulum aşamasına. Kurulum aşamasında ise artık flash belleği buradan rahatlıkla çıkartabiliriz. Evet, şimdi çıkardım ve buraya koydum. Şimdi bilgisayarımızı ilk olarak kapatmamız gerekiyor USB bellekten bu bilgisayara Windows 10 kurulumunu tekrardan yapabilmek için. Şimdi kapattıktan sonra bilgisayarımız kapandı ve tekrardan USB belleği bilgisayara takıyoruz. Şimdi bilgisayarımızı tekrardan açmamız gerekiyor ve ben açma tuşuna basıyorum. Ardından F2 tuşuna basıyorum. Ve F2 tuşunda BIOS menüsünü görüyorum. Sizin BIOS menünüz delete tuşuyla, F11 ile, F12 ile ya da farklı bir tuş kombinasyonuyla açılıyor olabilir. Sizin öncesinde bunu araştırmanız gerekiyor. Ama genelde bilgisayarlarda F2 ile ya da delete komutuyla açıldığını belirtmemde fayda var. Şimdi boot menüsüne geldikten sonra burada birden farklı boot option'ı görüyoruz. Boot option'da birinci sırada UEFI olmalı ve siz bunu bu boot option'a geldikten sonra üste tıklayarak ayarlayabilirsiniz. Ben buradan UEFI'yi seçiyorum ve dolayısıyla bilgisayar ilk başladığında bile artık UEFI ile başlayacak. Yani Windows 10 kurulumunu başlatacak. Ve diğerlerine baktığımızda da eğer ki bu flash belleği çıkartırsam ben boot option 2'ye, o da olmazsa 3'e geçiyor. Bu şekilde çalışıyor boot option menüsü. Ama bizim için önemli olan şu anda birinci sırada UEFI'nin yer alması. Ve ben bu ayarları kaydediyorum. Yes diyorum ve çıkıyorum. Şimdi bilgisayar kapandı ve yeniden açılıyor. Bizleri yeniden açılırken burada Windows 10 kurulum ekranı karşılayacak direkt olarak. Ve şimdi Windows 10'un ilk olarak logosunu gördük. Biraz beklersek diğer kısımlar da gelecektir ve birazdan başlayacağız. Bilgisayar şu anda bir hazırlık sürecinde. Evet, ben size açılacak demiştim ve gördüğünüz gibi Windows 10 kurulum penceresi açıldı. Burada yüklenecek dil olarak Türkçe seçili, tamam, saat ve para birimi biçimi olarak yine Türkiye seçili. Türkiye'de yaşıyoruz. Ben bunları seçiyorum o yüzden. Ve klavye giriş yöntemi olarak da burada Türkçe Q klavyeyi seçiyorum ben. Burada normalde dili değiştirebilirdiniz ama ilk başta biz kurulumu Türkçe odaklı yaptığımız için USB belleğe şimdilik yalnızca Türkçe seçeneği çıkıyor. Zaten bizim de şu durumda Türkçe diline ihtiyacımız var kurulum için. Ve bunları seçtikten sonra ileri tuşuna tıklıyorum. Şimdi yükle butonunu görüyoruz. Ve şimdi yükle butonuna ben şimdi tıklıyorum. Tıkladım ve kurulum başlığı ibaresini gördük. Artık mutluyum. USB belleğimize Windows 10'u kurduk. Bilgisayarımıza taktık. Boot Manager'dan yönettik. Ve bilgisayarın Windows 10 kurulumunu an itibariyle başlattık. Şimdi burada bazı lisans sözleşmeleri, lisans koşulları yazıyor. Bunları direkt olarak kabul ediyoruz ve ileriye tıklıyoruz. Burada yükselt, Windows'u yükle, dosyaları, ayarları ve uygulamaları koru ve bunun yanı sıra özel olarak yalnızca Windows'u yükle parantez içerisinde gelişmiş butonunu görüyoruz. Biz bu bilgisayara format atmak istediğimiz için yalnızca Windows'u yükle diyeceğiz. Ve burada şimdi diskler karşımıza çıkıyor. Öncelikle bu disklerdeki dosyaları silmemiz gerekiyor. Ve Windows 10'u kurmak istediğimiz diski belirlememiz gerekiyor burada. Şimdi ben özellikle zaten hepsini şimdi sileceğim. Sürücü 0 bölüm 2'ye geliyorum ve biçimlendire tıklıyorum. Biçimlendiriyorum. Ardından aynı işlemleri hepsi için yapıyorum. Şimdi hepsini siliyorum. Sıfırdan bir bilgisayar gibi kullanacağız aslında.
biçimlendirmenin ardından bunu da siliyorum. Ve şu anda toplamda 1 TB'lık bir SSD'miz vardı zaten. SSD şu anda tamamen sıfır. Yani içerisinde hiçbir şey yüklü değil. Şimdi ben Windows 10'u kurmam için buradan kendime yeterli bir alan ayırıyorum. 500 GB'lık yani 500 bin MB'lık bir yer ayırıyorum kendime. Ve ayırdım. Şu anda burada görüyorsunuz birincil olarak yaklaşık 500 GB'lık bir yerimiz var. Daha sonrasında burada ayrılmamış alanı görüyoruz. Bu ayrılmamış alanı da ayırırsak bizim için çok iyi olur. Neden diye soracak olursanız kullanabilmemiz için. Evet, şimdi bizim iki tane SSD'de bölümümüz oldu Windows 10'u kurabilmemiz için. Windows 10'u ben bölüm 4'e kuruyorum. Bölüm 4'e kurmak için de bölüm 4'e tıklıyorum ve ardından ileri butonuna tıklıyorum. Şimdi Windows dosyaları kopyalanıyor ibaresini görüyoruz burada. Yani bu bizim için artık diske Windows yükleniyor. Birazdan hazır olacak anlamına geliyor. Evet, bilgisayar kendini yeniden başlattı şimdi. Tabii Windows 10 kurulumu bitmedi henüz. Yalnızca böyle ara sıra kendini yeniden başlatabilir. Siz de bunu bilerek kurulum yapın. Yani herhangi bir kapanması durumunda paniğe kapılmayın. Evet, şimdi mavi ekranımızı gördük. Bu şu demek, Windows 10 artık bu bilgisayara kuruldu. Tabii burada biraz bekleyin diyor. Bunun ardından birkaç işlem daha yapacağız diyecektim ki tam da geldi. Şimdi bölgeyle başlayalım. Bu doğru mu diyor. Türkiye seçmiştik. Evet doğru. Evet diyorum. İlerletiyorum. Klavye düzeni Türkçe Q. Doğru. Daha fazla ikinci bir klavye düzeni eklemek istiyor musunuz diyor. Atla diyorum. Şimdilik eklemeyeceğim. Bir ağ bağlanmamızı istiyor ama ben şimdilik ağ bağlanmıyorum. Bunu da geçiyorum. Ve burada Microsoft'un diğer uygulamalarını kullanabilmek için bizden oturum açmak için internet bağlantısına ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Ama biz şimdilik buna da ihtiyaç duymuyoruz ve sınırlı kuruluma devam et diyoruz. Bu bilgisayarı kim kullanacak diyor. Ofisçe kullandığımız için bu bilgisayarı ben bizim internet sitemizin adresini veriyorum buraya. Shift-Net diyorum. Ve parola diyor. Parola belirlemiyorum. İleri tıklıyorum. Boş geçerek parolayı kaldırabilirsiniz. Etkinlikleriniz eşitlensin mi? Hayır, böyle bir şeye de ihtiyaç duymuyoruz. Sonuçta bu kişisel bir bilgisayar değil. Biz bunu ofis ortamında herkes, tüm ekip olarak kullanıyoruz. Burada cihazınız için gizlilik ayarlarını seçin diyor. Cihazımı bul, konum, tanılama verileri gibi şeylere izin vermemiz gerekiyor burada. Daha doğrusu isterseniz izin veriyorsunuz, isterseniz kapatabiliyorsunuz. Burada aynı şekilde yine reklam kimliği, yani bu sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi görerek ona göre reklam veriyorsa dilerseniz bunu da kapatabiliyorsunuz. Ama ben hepsini kabul ediyorum. Ve merhaba diyor. Artık Windows 10'umuz hazır bir hale geldi. Sizin için her şeyi hazır hale getiriyoruz da diyor zaten şu anda kendisi. Bunun ardından masaüstün gelmesini bekleyeceğiz. Bu birkaç dakika sürebilir diyor. Ardından masaüstünü de görüp videomuzu sonlandıracağız. Ve evet, gördüğünüz üzere artık masaüstünü gördük. Ve bu Windows 10'un tamamen kurulu olduğu anlamına geliyor. Bundan sonra da size internetten ihtiyacınız olan sürücüleri bulup yüklemeniz kalıyor ve kendi kişisel ayarlarınızı yapmanız kalıyor. Evet, böylece Windows 10 kurulum rehberimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizin için bilgilendirici bir video olmuştur. Bu videoda USB belleğe nasıl Windows 10 kurulur ve bu Windows 10'u bilgisayarımıza USB bellek yardımıyla nasıl kurarız, bu soruların cevabını vermiş olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.